Elimize hizmet, aynı zamanda büyüklerimize hizmet. Kesinlikle. Yani insan hayatında bir büyüğüne, bir yaşlısına ya da bir engelliye nasıl davranmasını bilmesi genç yaşından çok iyi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi dersler. Buyurun başkanım. Adnan, merhaba, ne haber yavrum? Sen de iyisin, ben. Çok şükür. Yoğun tempoda koşturuyoruz artık. Hani bir şahane bir yerde. Geç, 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 geç. Sen bırakmayın. Sen yemin ederim. Fotoğraf çekeyim. Ünye Kent Konseyi, kentini tavandan tabana kadar bütün sorunlarıyla ilgili çalışmaları bu masada, bu toplantı salonunda masaya yatırdık. Çözüm noktalarında, çözüm önerilerinde de belediyemizin her zaman tamamen yanında olduk. Neden? Çünkü belediyemizin kuruluş ve yönetim amacı da şehrine ve kentine hizmet etmektir. Biz de bu hizmetin bir parçası olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Projeler konuşulur, değerlendirilir. Ama nasıl konuşulur, değerlendirilir? Ortak akıl. Ortak akılla çalışmanın hem bereketi var, hem de sahipliğini artırıyor. Hem şehir sahip oluyor, hem de güzelleşiyor. Onun için diyoruz ki Allah'ın izniyle bu dönem belediyecilikte, gönül belediyeciliği dediğimiz hadise şu, şehrin kendi arzu ettiği, şehrin huzur bulmak istediği projelerle birlikte çalışacağız. Aynen Çamlık meselesinde nasıl sorun yaşadık, oranın betonlaşmasına bir karşı duruş sergilenmek durumunda kalındıysa, bunların olmaması adına. Bir hizmet üretiliyorsa neden karşıda blok olursun? Yani hizmet ettiğiniz insanlar sizin karşınızda duruyorsa bir sorun var yani. Gene işte ifade ettiğimiz gönül belediyeciliği burası. Yani eğer bir hizmet varsa onun karşılığında onun halk tarafından kabul görür olması lazım. İnşallah bu sürecimiz gönül belediyeciliği içerisinde ortak akıllı ve şeffaflık üzerine çok güzel bir çalışma ortamının inşallah görev bize nasip olur da sizin temsilciniz, Ünye'nin temsilcisi olmak bizlere nasip olursa en güzel şekilde, en huzurlu bir Ünye'nin yaşamını tesis etmek adına birlikte çalışacağımızı ifade etmek istiyorum.